Ara transfer döneminde Gürkan Hoca, Sörloth ve Talisca gibi oyunculardan bahsedip Guruzeta ve Chavez transferlerini bitirmesi bir kesim Bodrumspor taraftarı için büyük eleştiri sebebi haline gelmişti. Ayrıca kulübün namağlup devam ettiği sezonda bir anda Dorgeles Nene'nin Beşiktaş'a satılmasını da doğru bulmayan bu kesim, Gürkan Hoca'nın sezonun ikinci yarısında elde edebileceği başarıdan oldukça şüphe duymaya başlamıştı. İş artık yeni transferlerin doğru seçim olduklarını kanıtlayabilmelerine kalmıştı. Ve şimdi bu bölümde tüm baskı bu iki oyuncunun üzerinde. Chavez ve Guruzeta bu maçta ilk 11'deler. Çaykur Rizespor'a karşı oynuyoruz. Beşinciler arkadaşlar. Bu iki oyuncuyu full bir maçta görmek için de bu maçı yapasım geldi. Luis Chavez, Murat Kaya. Murat'ın pası çok iyi, çok zamanında. Hwang Jae-won, Guruzeta için. Guruzeta'nın önüne. Ooo, yerden çok fazla sekti gitti. Şimdi Luis Chavez, Guruzeta elini kaldırdı. Luis Chavez, Guruzeta için oynuyor. Guruzeta yine top yerden sekiyor. Yağmurlu bir hava var. Yerden çok sekip gidiyor hava pasları. Adegbenro. Adegbenro önüne çok iyi aldı. Çok iyi de gördü Guruzeta'yı. Guruzeta göğüsle kontrol ama Anıl. Anıl'dan omuz yedi. Ali Koç vizyonu gerçek mi acaba Gürkan Hoca'da? Yoksa gerçekten bir vizyon var mı bizde? Adegbenro gidiyor. Guruzeta içeride kal. Guruzeta kafanı kullan. Guruzeta'ya orta. Guruzeta'ya doğru kafa yok. Ama Mücahit yine... İnanılır gibi değil. Guruzeta balon mu? Adegbenro ikinci yarının başındayız. Adegbenro içeride yine sadece bir Guruzeta var. Adegbenro'dan Guruzeta'ya bu kez süper bir gol. Guruzeta. Matador. Gürkan Hoca mutlu. İşte bu diyor. Adegbenro bu kez ortayı müthiş kesti. Gorka Guruzeta zıpladı. Kafayı vurdu yakın direkte. Kaleci direğe girmiş. İlk golünü atıyor Guruzeta. Kafayla gelmesi de güzel oldu. 1-0 öne geçiyoruz. Chavez aldı o topu. Chavez pasını da verdi. Guruzeta, Chavez destekte. Guruzeta'dan Chavez'e. Luis Chavez, Chavo. Chavo kaleci, Tarık. Çok iyi kurtardı. Şimdi Rize geldi. Tehlikeli Rize. Hwang Jae-won. Sağ bekte yeniden Hwang Jae-won. Soldaki boşluğu değerlendirmeye çalışalım. Luis. Guruzeta içeride yine. Orta. Guruzeta'nın bir kafası daha ama kaleci iyi kapattı bu kez. Maç bitiyor. 1-0 alıyoruz. Guruzeta'nın kafa golüyle aldık. Maçın oyuncusu da kendisi olmuş. Chavez'i aşırı fazla görebilme fırsatı bulamadık. Orta sahada iyi top kapıyor. Ama birkaç maç daha gerekiyor bize. Bu iki oyuncu gerçekten kendilerini kanıtlayabilecekler mi amaçlı? Sırada şimdi Ziraat Türkiye Kupası maçımız geldi. Alanyaspor'a karşı eşleşmişiz. Bu maça çift forvet çıkacağız. Guruzeta Stewart. İkiz kule taktiğimiz işe yarayacak mı? Göreceğiz. Kanatlarda yedek oyuncular oynuyor. İlk hata Lobjanica ile geliştirmeye çalışıyoruz. Orada defansı çok iyi geçti Lobjanica. Rahat bir şekilde ortasını da yaptı. Furkan Akyol kafayı vurdu. Erhan şimdi. Erhan Forson'u oynadı. Forson uzaktan deniyor. Korneri kazanıyor. Saba Lobjanica'nın korneri. Kaleciye. Oo, bizim kaleci Ueda. Bizim altyapı Japon kiralık giden kalecimiz oynuyor bize karşı. Stewart Guruzeta'yı oynuyor. Guruzeta bu açıdan, kalecimiz Ueda. Saba Lobjanica uzun bir top oynadı. Stewart indirdi. Forson yeniden Stewart. Stewart şöyle bir top, müthiş bir asist geliyor. Asist, çok erken dedim asist kelimesini. Erhan ne yaptın Erhan? Pozisyon tekrarını göstermediler. Serdar Dursun. Serdar Watanabe'yi çok iyi geçti. Gökhan Akkan'ı geçemiyor. 90 dakika sonu gol sesi çıkmadı. Maç uzatmalara gidiyor. Stewart, Guruzeta pek şans bulamadılar tabii. Kanatlardan dolayı mı bilmiyorum ama Lobjanica. Evet, Guruzeta. Guruzeta. Uzaklardan yokluyor kaleci Ueda. Squid Game iyi kafa vurdu. Çok iyi. Milo Rashica. Rashica döndü. Rashica sokuldu. Rashica pasını vermedi. Kendisi gidiyor. Rashica iyice sokuldu. Şimdi şöyle bir pas. Guruzeta. Guruzeta vurdu. El var, penaltı. Penaltı hocam. 123. artı 1. Son dakika. Hadi tüm baskı onda. Guruzeta. Gorka Guruzeta bu maçta da golünü atabiliyor mu? Atabiliyor. Ueda'ya karşı. Matador atıyor.
bize maçı kazandırıyor, bir üst turu getiriyor. Maçın oyuncusu onlardan bu eleman olmuş Richard, 8.5. Bizim genç kaleci Ueda da 7.6 almış. Gökhan Akkan 7.8. Şimdi sıradaki maçımız sonuncu Eyüpspor'a karşı. Bu arada gol krallığını hatırlatayım. Dorge Lesnel 6. sırada 20 maçta 10 gol atmış. Beşiktaş'ta 3. sırada Kore'ye var 12 golle. Batshuayi gol kralı gidiyor. Ek olarak son 2 bölümde bu yorum vardı. Yetenek avcısını Gana'ya gönder yorumu. Şu son rapor gelsin. Ondan sonra Gana'ya gönderme işine bakacağız. En güçlü ilk 11'imizle simüle edeceğim bu maçı. Ve 2-2 bitiyor. Forson, Adegbenro goller. Beraberliklerimize rağmen 5 puanlık bir liderliğimiz var. Avrupa Ligi'ni kontrol edelim. Playoff maçları henüz oynanmamış. Artık ilerleyen dakikalarda son 16 rakibimizi de öğreneceğiz. Şimdi Başakşehir var, 5.ler. Guruzeta'nın rolünü hedef forvete çeviriyorum. Kendi sahamızda Hwang Jae-won'a büyük destek. Guruzeta son 2 maçında 2 gol attı. Bu serisine de devam edebilecek mi gözler üzerinde. Yeni rolüyle, hedef forvet rolüyle belki daha mantıklı işler yapar. Çünkü adam gol makinesi oynuyormuş. Hani Sarkan, savunma arkasına Sarkan rolde. Bu arada burada da sarkmaya çalışıyor ama savunma uzaklaştırdı. Chavez önde pres iş yaptı. Chavez pasını şimdi verdi. Guruzeta dışarı vurdu. Zaten offside'mış. Murat güzel. Crespo'dan aldı. Adegbenro. Şimdi Guruzeta önünü alabildi. Önünde de tutabildi. Adegbenro'ya da bıraktı. Aldı, attı. Adegbenro da atıyor. Gürkan Hoca çıldırıyor. Asisti yapan da Guruzeta. Sanırım Chavez'den de bir free kick golü gelirse... Ya iyi mantıklı tercih yapmışız bu transferleri yapmakla diyebiliriz. Ama o frikik henüz gelmedi. Guruzeta'ya uzun bir taç Murat'tan. Guruzeta önüne çok iyi aldı. Guruzeta, Gorka Guruzeta. Penaltı hocam. Sena hocam vermedi. Son dakikalarda Ross Stewart oyunda Guruzeta'nın yerine girdi. Erhan, o da kardeşinin yerine girdi. Ve burada frikik mi var? Evet. Chavez için bir fırsat. Haydi göster kendini Luis Chavez. Luis Chavez bu noktadan golü atabilir mi? Muhammed uçtu, kurtardı. Yani orası biraz uzaktı benim için. Frikik çekemeyen bir insan için ama yine de uçurttuk kaleciyi. Ve bu maçta 1-0 oluyor, bizim oluyor. Bu maçın oyuncusu Luis Chavez olmuş. Oo, şimdi Fenerbahçe ile eşleşmişiz Ziraat Türkiye Kupası'nda. Bu arada bir de yetenek avcısının son raporu gelmiş arkadaşlar. Hasan Batur 59-79. Reis sen ne yaptın? Hemen bakalım. Diğerlerinde belki Ali Kaya'da iş olabilir. Dribblingi 61-71. Ali'ye de bakalım. Hasan 64 overall. Seri ve akrobatik. Saçları o yüzden bağlamış galiba. Özellikler böyle. Hız var, dribling var. Pas fena değil. Dayanıklılık 69, gayet iyi. Gölge santrfor diye çalıştırsak da çok iyi özellikleri gelişiyor. Bu arada Ali Kaya da 62'ymiş. Onda da top cambazı ilk dokunuş var. İkisi de aynı boylarda. Hasan 1.78'de, Ali 1.77. Ama baktığımızda tabii Hasan daha iyi. Kat kat daha iyi gibi görünüyor özelliklere bakarsak. Hasan'ı olmadı A takıma yükseltelim. Şimdi öncesinde Fenerbahçe maçımızı oynayacağız. Sanırım son 16 rakibimiz UEFA'da belli oldu. Gökhan Akkan bu arada 76'ya yükselmiş arkadaşlar. İyi performans, potansiyel olmasa da sanırım dinamik potansiyel yapıp oyuncunun overall'ını yükseltiyor. Gökhan helal olsun. Hwang Jae-won 79 olmuş. Forson 78 olmuş. Soyunma odamız süper hazırlanmış. Kulübün malzemeci abilerine büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dikkat çeken oyuncu Sebastian Szymanski. Brazao da bize karşı oynayacak. İlk 11'de kendisi. Geçen sezon bizi Fenerbahçe elemişti yanılmıyorsam Ziraat Türkiye Kupası'ndan. Ya Beşiktaş'tı ya Fenerbahçe'ydi. Her halükarda Fenerbahçe'yi geçip Ziraat Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmek istiyoruz. Osterwolde soldan getiriyor topu. Osterwolde içeri çevirdi Szymanski'ye. Yeniden Osterwolde. Osterwolde, o nasıl bir ortaydı lan? Rüzgar aldı götürdü. Sebastian Szymanski, Fenerbahçe yine geliyor. Araya giren Watanabe, uzaklaştırdı da Watanabe. Murat'ın kafası Adegbenro'ya düştü. Sol kanatta boşluk var. Ama o sayı o boşluğu yeniden kapatmak istiyor. Andrade, Fenerbahçe'nin 83'lük stoperi. Andrade kimse arkadaşlar, birinin Rijen'i. Şimdi o sayı Samuel, Fenerbahçe, En-Nesyri. Tehlike. Chavez bastırdı. Alamadı o topu ama bozdu En-Nesyri'yi. Loriente. Gökhan Akkan. Korner. Szymanski'den geliyor. Çok tehlikeli En-Nesyri gol. Forson niye En-Nesyri'yi tutuyor bilmiyorum. Aga çok hızlı kullandı Fenerbahçe bu korneri. Forson sen ne yapıyorsun En-Nesyri'yi tutmakla? 1-0 Fenerbahçe önde. Adegbenro. İyi geliyoruz. Murat. Murat. Sokulabilir mi? Murat iyi girdi. Murat.
döndü, şöyle bıraktı. Guruzeta vurdu, Jankovic kurtardı. Ohoho! O sayı neredeyse kendi kalesine atıyordu. Miha Zajc. Zajc pasını da aktarabildi. Zajc hala Fenerbahçe'de. Kimse almıyor. Fenerbahçe'de kurtulamıyor şu Zajc'den. Şimdi yalnız Rashica iyi geldi sağdan. Guruteza içeride kal kral. Rashica Guruzeta'nın koşusunu bekliyoruz. Ona doğru Guruzeta'nın kafası. Çok uzağa gitti yani Guruzeta. Çok dışarıda kaldı. Pedro Brazao bıraktı. Osayi Samuel. Offside yok. Osayi Samuel. Chavez orada. Eren Elmalı. Chavez'le oynadı. Chavez ileri. Solda boşluk büyük. Adegbenro gözünü sevim uç. Adegbenro gidiyor. Ponyat yakalayamadı. Adegbenro. Adegbenro. Guruzeta neredesin Guruzeta? Şöyle bir top. Müthiş toplar. Paslar. Offside olmaması lazım. Muazzam bir gol Milo Rashica'dan. Milo M harfini gösteriyor. Burada işin püf noktası Forson'un bu kafa pasıydı. Fenerbahçe offside taktiği uygulamaya çalıştı ama beceremediler. Burada birbiri bulduk. Guruzeta'dan bir asist daha geliyor. 2 gol 2 asistle oynuyor. Forson En-Nesyri vatana bağlamadı. Gökhan Akkan'da kaldı. Offside yoktur umarım. Yok yok, Adegbenro offside değil. Adegbenro'dan Guruzeta'ya. Guruzeta vuruyor. Jankovic kurtarıyor. Çok iyi uçuyor bu Jankovic. Gürkan Hoca'dan Murat Erhan değişikliği. Kesti, ortaladı. Guruzeta, Guruteza, Kuru, Tuzukur. Şimdi Rashica yine. Rashica'nın ortası. Adegbenro dışarı gönderdi kafayı son dakikada. Ve maç uzatmalara gidiyor. Guruzeta, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Gökhan Akkan, Levent Mercan. Ne oldu? Offside zaten ha. Ben orada bir korktum, dedim ne oluyoruz, niye devam ediyor? Çok tehlikeli geldi Fener. Gökhan Akkan son anda. Korner Fenerbahçe'nin, dışarı gitti. Fenerbahçe son dakikada serbest vuruş kazandı. İkinci uzatma yarısı bu da. Penaltılara gidecek mi? Gitsin. Fenerbahçe Levent Mercan'ı En-Nesyri'nin yerine aldı galiba. Bu arada çok tehlikeli, Gökhan Akkan kurtarıyor. Kornerden de gol yemezsek penaltılara gidecek. Ve Rashica kafayı vurdu. Evet, penaltılar. Ben 60 penaltısı olan Forson'u çıkarıp Ross Stewart'ı almıştım. Penaltıcılarımız gayet yerinde. Fenerbahçe'den avantajlı gibiyiz. İlk penaltı Milo Rashica'dan. Rashica geliyor, vuruyor, golünü atıyor. Fenerbahçe'nin ilk penaltısı Oğuz Aydın. O da atıyor. Ross Stewart. Haydi. Jankovic kurtardı. Ve biz de kurtarıyoruz. Bartu muydu bilmiyorum. Guruzeta penaltısını atabilecek mi? Haydi Guruzeta. Guruzeta atıyor. Haydi bir kurtarış daha. Osayi'nin kafaya ne olmuş? Osayi'nin gidip saç ektirtmesi lazım. Sıyırmış kafayı. Chavez, Luis Chavez. Sen de at kral. Ters köşeye. Çok iyi penaltı. Şimdi Fred. Fred'in penaltısını Gökhan Akkan çıkarıyor. İş Adegbenro'ya kaldı. Adegbenro bunu atarsa turluyoruz. Ve Adegbenro da ters köşe yapıyor. Yarı finaldeyiz Ziraat Türkiye Kupası'nda. Fenerbahçe'yi eliyoruz. Maçın oyuncusu Sebastian Szymanski olmuş. Bizim Brazao 79'da. Oo, Konya'da Galatasaray'ı elemiş. Şimdi yetenek avcımız Deniz Kurt geri geldi. Eskiden yanılmıyorsam Gana'yı scoutlayamıyorduk ama artık scoutlayabiliyoruz. Gana'dan şimdi ne aratsak? Kanat oyuncusu olur, sağ kanat olur, santrfor olur, merkez ofansif orta saha olmasın mı? Olsun hadi. Hücum oyuncusu yani. Forvet gol makinesi olsun. Kanat oyuncusu olsa da iç forvet. Forvet olsun. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'da eşleştiğimiz takım Stade Rennais olmuş. Beşiktaş'a Mönchengladbach, Fenerbahçe'ye de Lazio gelmiş. Playoff'larda Lazio Porto'yu elemiş, Mönchengladbach da Juventus'u elemiş. Şampiyonlar Ligi playoff'unda da Galatasaray Leipzig'e elenmiş. Yuh, Marsilya da Manchester City'yi elemiş 4-1 toplamda. İkinci maç 3-0. Kulüp Buruş Barcelona'yı elemiş. Konferans Ligi'nde Trabzon playoff'u geçebilmiş Molde'ye karşı. Son 16 rakipleri de Genk olmuş. Bakın UEFA'da da Alanya Spor'da bayağı oynatılıyor. 5 maça çıkmış çocuk. Bizim Yamada'yı yakalamış 65 reytingiyle. Keşke Ümit'in de maç sayısını görebilse. Kendi ligimizde olmayan bir takımda oynuyorsa kiralık oyuncu, istatistiklerde göremiyoruz. Şimdi Sivas Spor 15. olduğu için bu maçı hızlı simüle edeceğim. Ve 3-0 alıyoruz. İlk gol Guruzeta'dan, diğer 2 gol de Murat Kaya'dan gelmiş. Ve 3 gün arayla da ilk son 16 maçımız Stade Rennais'e karşı. Rakibimizi analiz ettik.
gittiğimizde Wu ve Ostigard stoperler. Bertu ilk 11 görünüyor. Adamların en iyi oynayan oyuncusu Bertu gibi. 72 ortalamayla oynuyor. 2 gol 2 asist 9 maça çıkmış. Kalelerinde bu Seaman oynuyor. 74 overall. Bertu 71. Diğer santrfor Uzuni 76. Stoper Wu 1.91 boyunda 78. Yani genel olarak 78-77 o civarda ratingler. Şimdi maça geçmeden arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum sizlere. Dorgeles Nene. Abicim bu adam ne ara 83'e yükseldi? Beşiktaş'la 3-5 maça çıkmış 83 overall olmuş. Ne? Atak pozisyonu 91, bitiricilik 89. Piyasa değeri de olmuş 42,5 milyon. Vallahi şimdi şüphe duymaya başladım. Nene acaba bizdeyken %100 performans sergilemiyor muydu bilerek? Daha büyük bir takıma gitmek için. Ya neneciler, bunu düşündünüz mü hiç? Neyse, Stadrone'ye karşı ilk maçımız arkadaşlar. Luis Chavez mercek altında. Taraftarlar ondan gol bekliyorlar. Stadrone bizi zorlayacak kapasiteye sahip ama burada güzel bir skorla geri Bodrum'a dönelim. Maç başladı. Rene yüklendi de yüklendi ama Adegbenro abi, Adegbenro kadar iyi top sökebilen bir kanat oyuncusu görmedim. Şimdi Guruteza bir koşu yapayım dedi ama Guruteza'nın o koşuyu yapabilecek kapasitesi yok Teat'a karşı. James Ward-Prowse mu o? Gökhan Akkan'dan çok klas bir kurtarış. Burada Eren Elmalı sarı kart görüyor. Korner Rene. Çok sakat. Gökhan Akkan ön direkte. Şimdi Blas yine aynı noktaya doğru. Bu kez Eren orada. Murat alamadı o topu. Teat'ın vuruşu. Gökhan zor gördü galiba. İlk yarıda rakibi açamadık arkadaşlar. Farklı bir taktiğe geçmek gerekiyor. Raşitsa'yı çıkarıyoruz. Çift forvete geçiyoruz. Samuel Adegbenro. Adegbenro Erhan'a verdi. Erhan'dan yerinden Adegbenro'ya. Adegbenro çok iyi aldı önüne. Guruteza ceza sahası içerisinde. Rovaşata kaleci Seaman. Guruteza biraz daha sert vurabilse golü atacak. Forson. Kanatta Forson. Guruteza boşta. Şöyle indirdik. Adegbenro Guruzeta'ya. Vur Murat. Murat'ın vuruşu Seaman. Murat'tan iyi bir korner bekliyoruz. Haydi Murat. İyi gibi görünüyor ama Teat orada. Eren'den Murat'a. Güzel. Murat Kaya. Murat durdu. Bekledi. Şimdi Guruteza'yı arıyor ama kaleci orada. Hwang Jae-won çok iyi aldı o topu. Forson. Şöyle ileri. Güzel Adegbenro'ya. Guruteza. Guruteza gitti. Adegbenro'nun ayağına yapıştı bu top. Samuel Adegbenro. Çok iyi dribling. Guruteza git. Adegbenro onu oynadı. Offside var mı yok mu? Yok offside. Guruteza kaleci Seaman. Guruteza da hal kalmamış sanki. Hwang Jae-won soldan iyi getirdi. Hwang Jae-won. Stewart neredesin? Ross Stewart ondan bir rövaşata. Dışarı gitti. Yıkılıyoruz. Artı 2. Burada bir fırsat yakalayabilir miyiz? Adegbenro. Stewart. Adegbenro. Hakem oynatır. Adegbenro. Stewart içeri gir lütfen. Adegbenro getiriyor. Tek şansımız sensin. Stewart'a doğru. Yok. Erhan'a doğru. Erhan geri çıkardı. Murat'a. Kardeşine. Murat Kaya. Murat. Murat Sokul. Murat sokuldu. Murat bir fake. Murat. Hala Murat'ta. Lan vursana. Sol ayağınla vur lan Murat. Daha ne yapıyorsun? Ayağını dolandı. 0-0. Maçın oyuncusu rakibin kalecisi Deniz Seaman olmuş. Şimdi bizim sıradaki rakibimiz de 5. Konyaspor. Arkadaş karşımıza çıkan her Anadolu takımı da 5. oluyor ne hikmetse. Şampiyonluk yarışı inanılmaz kızgın. Son 11 maç kaldı. Bu maçta Hasan Batur'u oynatacağım arkadaşlar. Yedek kadromuzla sahaya çıkacağız. Genç Hasan için büyük fırsat. İlk profesyonel maçına çıkıyor. Bağlamış kuyruğu ve maça başlayan taraf Konyaspor oluyor. Şimdi Sabal Obianitse, Hasan Batur, Freddy Reis. Freddy'nin vuruşu Perez. Resim çektirerek kurtardı. Hasan döndü. Freddy. Aynı birbirine benziyor Hasan'la Freddy. Hasan Batur. O da şansını dener mi? Frikik kazandı mı? Oo. Sabal Obianitse düştü. Hasan yerde sakat. İlk maçında sakatlanan futbolcu. Aha. Raşitsa söktü. Kötü kontrol. Raşitsa'nın pası zar zor geçti. Şimdi Hasan Batur. Hasan çok iyi bıraktı yeniden Stewart'a. Stewart. Orada Hasan kötü yere gitti aslında. Erhan çok iyi geldik. Lobjanitsa'nın vuruşu kaleci Perez. Sabah Lobjanitsa'ya kaleci geçit vermiyor. Lobjanitsa'nın korneri iyi yere gitti. Raşitsa'nın vuruşu dışarı. Şimdi Konyaspor taşçıyla çok tehlikeli geldi. Gökhan Akkan kurtardı. Herelle bravo. İlk yarı 0-0 bitti. Hasan ve Raşitsa'nın sakatlıkları devam ediyor gibi görünüyor. Başta Hasan'dan Raşitsa'ya iki sakat. Ama ikisi de elinden geleni yapıyor.
Raşitsa, Hasan içeride, arka tarafta Erhan var. Erhan'ın kafası zayıf. Korner ön direkte Luis Chavez oyuna yeni girdi. Ondan karşılandı ve oyuna yeni giren bir oyuncu da Alves. Guillermo Alves. Hızını kullan Robben Alves. Alves gidiyor. Alves gidiyor. Diğer kanatta bir oyuncumuz var, elini kaldırdı. O çok uzakta kaldı. Lobjanice. Son çizgi Alves'den. Ross Stewart'a kafa berbat. Sabah Lobjanice'den korner geliyor. Hasan Batur'a düştü. Hasan. Hadi Hasan. Hasan çekti sağ ayağına. Hasan yaptı ortayı. Chavez. El var mı hocam? Yok mu? Neyse, Erhan var mı? Var. Erhan Kaya 90. dakikada gol atıyor. Burada aslında el vardı. Gösteremiyor bu tekrar bize de. Erhan güzel gördü. Sonunda golü bulabildik. Ve maç da böyle bitiyor. Maçın oyuncusu Erhan Kaya oldu. Ama rakibin kalecisi de iyi kurtarışlar yapmıştı. Adama kaç vermişler? 6.4. Miguel Perez 79 rating. Bu kesin Muslera regen arkadaşlar. Az önce yedek kadroyla oynadık çünkü şimdi stadyona rövanş maçımız geldi. Milo Raşitsa 5 gün sakatlanmış. Hasan Butur'un da ayak parmağı kırılmış. 3 ay yok çocuk. Çocuğa bir fırsat verdik, kariyeri sonlandı. 7.9 ratingle de oynamış yani. Şimdi Raşitsa bu maç için yok. Sağ kanatta Alves'i değerlendireceğiz. Bodrum'da az kadromuz dinlenmiş bir halde sahada. Stadyona da kalede Doğan Alemdar var. Simon geçen maçta maçın oyuncusu seçilmişti. Ama Doğan kalede bu kez. Doğan hala oradaymış. O zaman bize kıyak geçer umarım. Bir gol bize yeter. 1-0, 0-0. Son maçlar öyle gidiyor. Bize bir golden daha fazlası aslında lazım. Guruzeta verdi. Solda Eren Elmalı. Guruzeta içeri hareketleniyor. Eren'in ortası berbat. Forson'a Murat. Top bizde ama. Top bizde. Forson. Guruzeta'ya doğru. Ostigard. Ve top bizde kaldı mı? Yok. Onlar da. Murat Kaya. Murat. Chavez. Önü boş. Chavez. O boşluğu değerlendirdi. Chavez. Herkesi geçti. Luis Chavez. Son anda Teyat. O da yerde. Chavez bir fake. Süper bir asist. Guruzeta gol. Guruzeta gol. Ama Luis Chavez'e yazar. Süper gol. İkili. Kanıtlıyorlar mı? Dorgeles Nene'nin 83 oluşunu öğrenince biraz beynimizden vurulduk ama bilmiyorum hani bizde nasıl oynardı. Tabii 83'lük Nene de çok iyi görünüyordu ama. Nene'yi unutalım burada çünkü Chavez'le Guruzeta'yı konuşuyoruz. Süper bir gol. Chavez bütün yükü üstlendi Guruzeta'ya. Hayatının en kolay gollerinden birini atmak kaldı. 1-0 öndeyiz. Rakibimiz tehlikeli geldi, Gökhan Akkan. Kornerler her zaman sakat. Gökhan'ı çıkardık. Evet Gökhan. Oo, iyi ki alabildi orada. Kafayı da vurabilirdi rakip. Haydi beyler, Gökhan hemen indirdi, başlatıyor. Kontra atağı hızlı başlattı. Adegbenro. Büyük boşluk var. Adegbenro. Teyat da hızlı bir stoper. Ortaya bakacağız. Guruzeta hazır mısın? Guruzeta için fena bir orta değil ama çok uzaktan kafa. Doğan Alemdar. Stadyona soldan geldi. Jota. Suudi Arabistan'da beğenilmeyen Jota. Uzuni. Uzuni'nin pası alamadık. Abi kim savunacak burada? Watanabe tabii ki. Takımını ve vatanını her zaman savunur. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlıyoruz. Uzuni Bombito'yu geçti. Uzuni sen ne yapıyorsun? Gökhan Akkan kurtardı. Jota, Blas, Alves orada karşıladı ama topu alamadı. Alves bu kez geçtiler. Dikkat. James. James kim bilmiyorum. James direkten döndü ve Watanabe'nin engel olamadığı gol yiyoruz burada. James çok kontrpiyede yakaladı Gökhan'ı ilk anda. Watanabe. Ah be Watanabe. Ren geldi Uzuni. Chavez sarı kartı var ama o topu sökebildi. Chavez son anda da Forson'a mı? Abi o top nasıl onlarda kalıyor? Ama Hwang Jae-won çok iyi müdahale. Top yine onlarda kaldı. Uzuni ve Gökhan Akkan kurtarıyor. Abi utanmasa o top rüzgarın yönünü görebilir miyiz? Göremiyoruz da. Utanmasa o top girecek ha. Çok acayip şeyler oldu. Kırmızı kart. Hocam kırmızı kart olabilir. Hemen durdu çünkü. Yapıştır hocam. Sarıymış ya. 90. dakika. Şöyle Lobjanice'ye. Haydi Guruzeta. Lobjanice dönmeseydim be kral. Neyse top bizde hala. Guruzeta bunu indirebilir mi? İndiremedi. Offside olmasın. Offside yok. Lobjanice. Guruzeta, kaleci Doğan Alemdar, uzatmalar var. Uzatmalara başlayan taraf biziz. Erhan ayağına hakim. Erhan. Erhan ikinci oyuncuyu geçti. Erhan vermedi pasını. Erhan bir hareket daha. Erhan ne yapıyorsun sen Erhan? Erhan'da hala top.
Erhan herkesi geçecek. Lobyanitse'ye verdi. Saba Lobyanitse. Lobyanitse şimdi ayağının dışıyla orta. Guruzeta, Doğan Alemdar. Dönen top boşta kaldı. Ah ah, neyse. Bizde kalmıyor. Yani rakip topla oynamaktan, penaltılara gitmekten memnun olduğu için arkadaşlar sanırım burada maç penaltılara gidiyor. Geride pas yaptılar. Evet, penaltılar var yine. Hemen hemen kafa kafayız. Blas iyi onlarda. İlk penaltı Guruzeta'dan. Haydi Guruzeta. Guruzeta geliyor. Ters köşe, güzel. Şimdi Blas en iyi penaltıcıları. Onu da kafaya bir şeyler olmuş. Gökhan Akkan kalesinde devleşiyor. Şimdi Luis Chavez. Chavez. Haydi Meksikalımız. O da aynı köşeye gitti. Güzel. Ryder. Gökhan Akkan 2'de 2. Saba Lobyanitse. Lobyanitse. 3'te 3 yapabiliyor. Direkten içeri girdi. Gökhan Akkan, sen de 3'te 3 yapar mısın? Nimeşa. Ve Gökhan Akkan, inanılmaz ya. İnanılmaz ya. İşte bu be. Çeyrek finaldeyiz. Gökhan Akkan. Adam ne gaza geldi. Kalecimiz yok dedik. Onun resmini gösterdik. Herif adeta şapkadan tavşan çıkarıyor her maçta. Uf. Maçın oyuncusu bu eleman nasıl oluyor? Ayıp. Aha, bu adam maçın oyuncusu. Diğer sonuçlarda Brøndby Olympiakos'u geçmiş. Union Berlin Lens'ı geçmiş. Real Sociedad West Ham United penaltılarda geçebilmiş. Beşiktaş Mönchengladbach'ı elemiş. Villarreal Aston Villa'yı geçmiş. Fenerbahçe Lazio'ya 3-2 toplamda elenmiş. Sparta Prag'da Feyenoord'u geçmiş. Şampiyonlar Ligi'nde de Rangers Arsenal'i elemiş. Burada bakabilirsiniz durdurup. Diğer maçların skorları da bu şekilde. Sıradaki rakibimiz Gaziantep şimdi. UEFA'da çeyrek final eşleşmeleri henüz belli değil. Bu maçı iç sahada simüle edeceğim hızlıca. Ve 3-1 alıyoruz. Murat Kaya, Guruzeta ve Adegbenro'nun golleri. Şimdi yeniden göz atalım UEFA Avrupa Ligi'ne. Ve çeyrek finalde rakibimiz Beşiktaş olmuş. O kadar takım arasında Beşiktaş gelmiş bize. Abi Beşiktaş... Dorgeles Nene. İntikam peşinde herif. Ya finale falan kalaydık öyle gelseydi. Çok daha güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Bu arada coşturuyor galiba Beşiktaş da, 16 gole yükselmiş 3. sırada. Bizim de sıradaki maçımız şimdi Kasımpaşa'ya karşı. Ama o maça geçmeden Deniz Kurt'tan haber var. Gana'daydı kendisi. Ve Gana'da... Evet. Ekene Avere. Pek bir işe yaramıyor gibi görünüyor. Ama Mapemba John. 77-87 koşuyor şimdiden. Dribbling 61-71 arası. Şut gayet iyi. Sol kanat görünüyor. Fizik gücü de yerinde. Mapemba, sen mi gel kral? Bir saniye. İbrahim Agbeko. Potansiyele bak ya. Ya merak ediyorum arkadaşlar. İbrahim sen de gel. John şimdiden 67. Agbeko'da 64. Lan herif bizim Alves kadar şimdiden var. Onun pozisyonunu sağ kanada çevirip orada oynatabiliriz aslında yedek oyuncu olarak. Bu arada Agbeko'nun özellikleri de bu şekilde çok fazla gelişmeyecek gibi görünüyor. Merakımdan almıştım bu çocuğu. Serbest bırakayım. Beğenen illaki olur. Bu çocuk da uzun süredir bizde. Demyan Morozov hala tatil yapıyor Bodrum'da. Bundan da pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama kalsın gidene kadar. Kemal'in boy hala 1.44. Mapemba sen bir gel. Çocuğun değeri 2.1 milyonmuş bu arada. Şimdi 11. Kasımpaşa karşı bu maçı simüle edeceğim. 3-1 alıyoruz. Kaya, Guruzeta ve Forson atmış. Murat da hiç boş geçmiyor, simülasyon canavarı. Bu arada bir haber var. Barcelona için yeni teknik direktör arayışı sona ermiş olabilir. Gürkan Bayburt için teklif yapıldı. Yanıt bekleniyor. Barça'ya mı gitsek? Hayır, söz verdik arkadaşlar. Bu arada Dorgeles Nene de haftanın takımına seçilmiş. Çünkü adam gollerine devam ediyor. Şimdi Trabzonspor maçı geldi. Bu maçtan 3 gün arayla da Beşiktaş'a karşı UEFA maçımız olacak. Bu arada kupa yarı finalinde de Beşiktaş'la eşleşmişiz. Mapemba hayal kuruyormuş. Mapemba'ya gelmeden önce de Barça'nın teklifi var ya. Adamlar baktılar, destan yazıyoruz. Kendi liglerinde ikinciler. Demek ki Şampiyonlar Ligi playoff'ta kulüp Brugge elenince teknik direktörü kovmuşlar. Ama öncesinde Trabzon'a karşı bu maçı yapacağız. Stewart'ı ilk 11'de başlatacağım. John yedeklerde denemek istiyorum. Forson da olmadı, bir dinlensin. Enes Örüce'yi yeniden oynatalım. Ve kendi sahamızda Trabzon 8. Çok uzatmıyorum girişi. Stewart maça başladı. Gece geç saatlere geldik. Hafta sonunda çok yoğun geçti arkadaşlar. Son dönemlerde zaten bayağı yoğunum. Hani kış geldi burada. Tam böyle aşırı soğukları olmadan evin birkaç tadilat işi var böyle ufak tefek. Onları halletmeye çalışıyorum. Ben de biliyorsunuz işler bitmez. Eskiden kanala atardım o tarz videolar ama artık atasım gelmiyor. Çünkü videosunu da çeksem hiç bitiremem hiçbir şeyi. Ek olarak işin kötü yanı,
Oğulcan benim editörüm 2-3 gündür, daha doğrusu 5 gün olacak. Siz bu videoyu izlediğinizde yani çocuk başka bir şehirde düğüne gitti. Kuzeni evleniyormuş. O yüzden 3-5 gündür izinli kendisi. Bu videoyu kendim editledim. Bu maçın başlangıcında da böyle bir paylaşım yapayım dedim sizlerle. Adegbenro Malheiro'yu geçemiyor. Enes Örüce. Enes, uzun zamandır onu da görmüyorduk. Enes ara pasını bıraktı güzel Rashica'ya. Milo Rashica ve 1-0 öne geçiyoruz ilk yarının bitiminde. Bizimkiler dans ediyorlar. Milo Rashica sakatlıktan böyle geri dönüyor. Asisti yapan oyuncu da Enes Örüce. Şimdi Adegbenro'yu çıkaracağım. John'u oynatacağız. Mapemba John. Şimdi ikinci yarıda Trabzon bastırıyor. Enis Destan Watanabe frikik verdi. Orsic de iyi frikikçi. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Baraj çok iyi. Baraj çok iyi. John bu Acun'un filo cinine benziyor bu arada arkadaşlar. Murat Kaya. Evet. Geçemedi yani o pas. Murat'ın üstten paslar çok iyi değil. Çam. Gökhan Akkan. Wang Jaewon. John kaçıyor orada. John'a güzel pas. John sol ayaklı. John. 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 Açtı ortayı. Rashica'ya geldi ta. Offside var mı? Yok. Eren Elmalı. Eren ortası. Okey, bizde hala. Chavez. Enes Örüce. John. John fakeledi. John. Ganalı. Genç oyuncu. 17 yaşında John. John hala kendisinde top. John iyi koşuyor ha. Ve bu maçta 1-0 oluyor bizim oluyor. 3 dakikada oynadığım maçlar biraz daha böyle 1-0 bitme ihtimali yüksek gibi sanki. Türkan Hoca Şenol Güneş'i tebrik ediyor. Hocam benim çayımı keşke bir kere içseydin en azından diyor. Maçın oyuncusu Enes Örüce. John da 7.7 aldı ikinci yarıda girmesine rağmen. Oo, Dorgeles Nene Beşiktaş JK takımındaki etkili performansıyla Süper Lig ayın oyuncusu ödülünü kazandı. Adam hırs yapmış ya. Ve şimdi de onlara karşı oynayacağız. Tabi burada ilk 11'de Nene görünmüyor. Bu oyun doğru düzgün ilk 11'leri güncellemeyi bir türlü çözemiyor. Ama eminim ki bize karşı şimdi kesin ilk 11'de oynar. Enes Örüce bu maçta ilk 11'i hak etti. Yeniden Enes'i oynatacağız. Chavez'i merkez ofansife çekiyorum. Ve işte karşımıza çıkıyor Dorgeles Nene. Tüpraş stadyumunda rakibimiz Beşiktaş. Çeyrek final maçı UEFA Avrupa Ligi'nde. Kale arkasında Dorgeles Nene'ye destek beklerdim bize karşı ama Nene'yi kamera yakın çekimde takip ediyor. Bu sezon Beşiktaş'a karşı 2 lig maçımızda oynamışız ama adamlara karşı 4 maç daha çıktı karşımıza. 2 kupada da rakibimiz Nene. İnanılır gibi değil. Neneciğim 83'sün, 84'sün, 85'sindir belki şu an. Nene'nin vuruşuyla maça başlıyoruz. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek bizim eski kral. Bahtiyar Nene'yi oynadı. Nene içeride tutabilir mi? Tuttu. Nene'nin ortası. Tehlikeli Muçi'ye. Yeniden Nene'ye gitti bu top. Nene! Oo, dışarı gitti Muçi'nin vuruşu. Orada ne of... Gürkan Hoca kızgın. Daha öncesinde Gürkan Hoca bu kadar hiç sinirli görünmemişti. Vay be. Nene bizde neden böyle oynamıyordun falan. Aklından geçenler. Eren'in ortası Guruzeta'ya doğru. Tayyip Talha. Ama bizde Chavez pası iyi. Adegbenro. Beşiktaş bir duvar ördü oraya. Offside Eren Elmalı. Çavo. Hala Çavo'da top. Çavo gidiyor. Sola bıraktı. Solda Eren Elmalı. Eren. Eren şöyle yine Chavez'i buldu. Chavez rakibinden sıyrıldı. Çok iyi. Forson. Forson'dan bir hareket. Forson. Guruzeta. Guruzeta. Niye ilerlemedin? Şimdi Dorgeles Nene. İleride tek başına. Muçi. Dorgeles Nene'ye. Dorgeles Nene'nin pası. Wang Jaewon. Luis Chavez. Ondan Forson'a. Forson. Forson. Kendisi mi gider? Forson. Forson. İyi gidiyor. Forson. Forson. Paulista yedi bitirdi. Korneri kazandı. Milo Rashica'nın korneri geliyor. Ve Forson'a doğru gitti. Guruzeta'yı bulamadık. Bombito. Bombito'nun pası çok iyi. Rashica. Rashica arka direkte. Guruzeta var. Kafa. Acevedo. Acevedo'da kaldı. İkinci hamle olur sandım ama. Acevedo da bu arada bizim Guruzeta'dan kısa boylu. İnanılmaz kurtarış. Adegbenro'yu göremiyorum arkadaşlar. Onun yerine John'u alacağım sağ kanada yine. Çünkü John Trabzonspor maçında ikinci yarıda girdi ve gayet de etkiliydi.
Adegbenro'dan belki daha iyi olur bu maçta diye tahmin ediyorum. Bakın John koşması falan Alves'den daha hızlı sanki. Alves'in hızı 88, John'unki 82 ama John sanki daha hızlı koşuyor. Orta da enteresandı. Şimdi Ernest Muçi, Watanabe kötü hamle. İyi ki pas verdi Muçi. Nene'ye gelmedi top. Bahtiyar, Dorgeles Nene. Watanabe. Korner Beşiktaş. Can Keleş kullandı. El Musrati. Evet top bizde. Erhan gider misin? Yanında kim var? Guruzeta mı o? Lan nasıl bir pas verdin Erhan ya? Ernest Muçi, Watanabe araya giriyor. Defansımız yerinde. John'dan berbat bir pas. Dorgeles Nene. Hareketlere gel. Verdi pasını Muçi'ye. Can Keleş ve Gökhan Akkan. John, elini kaldıran oyuncular var. John sol ayaklı. Zayıf ayağı 3 yıldızlı galiba. Ortası fena değil. Rashica, Chavez dışarı vurdu. Jetson. Squid Game orada boşa kaydı. Terzi çok tehlikeli. Watanabe maçın oyuncusu diyebiliriz. Çok iyi oynadı. 0-0 bitiyor ilk maç. Maçın oyuncusu Ernest Muçi olmuş. 80'miş Ernest Muçi. Bizimle 6.6 vasat bir performans. Bu arada Süper Lig'de puan tablosunda hala namalubuz. Namalup bitirebilir miyiz bu sezonu? 69 puanımız var. 5 puan fark var Beşiktaş'a karşı. 1 maç fazlamız var. Bir sonraki maç Fenerbahçe'ye karşı olacak. O maçta 2 gün arayla geldi. Barcelona'nın teklifi hala duruyor. Beklet diyelim. Hocam şöyle Mayıs'ın sonlarında falan gelseydiniz. Ama abi bizim takvime bakın. Fenerbahçe, Beşiktaş. Arada bir Antalya var. Beşiktaş yine. Galatasaray. Mayıs ayı biraz daha kolay. Beşiktaş maçı var. Tabii Beşiktaş'ı geçtiğimiz takdirde UEFA'da yarı final maçlarımız da eklenecek takvime. Arkadaşlar benden bu kadar. Gecenin biri olmuş. Bunu editleyene kadar da son kısımları işte 2 olur. Yükleyene kadar 2.5. Yarın zombi gibi dolaşırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme görüşürüz. Hoşçakalın.